Değerli arkadaşlar, bir sitavi dersinde tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde sitavide e, not konusuna tekrar değinmeye çalışacağım. Çünkü sitavinin en önemli özelliklerinden biri de zaten bu. Bu özellikleri iyi anlarsak, özellikle bu not özelliğini iyi anlarsak arkadaşlar, sitavi programı daha efektif bir şekilde kullanabiliriz. Çalışmamıza daha iyi bir şekilde odaklanabiliriz. Şu an karşımızda ne görüyoruz arkadaşlar? PDF bölümünde açılmış olan bir PDF notlar bölümündeyiz. Bakın burada notlar bölümündeyiz. Yani quotation. Bu aldığımız notlar bölümünde aldığımız notları görüyoruz. Notların mesela hangi sayfadan aldığımızı gösteriyor bize buradan. Ondan sonra da şurada da burada bulunanlar linkler var arkadaşlar. Bu linkler bu notları nereye ait olduğunu mesela şu şu başlıktaki notun nereye ait olduğunu gösteriyor. Bakın şuradan almışım. Dikkat ederseniz yani PDF'ye tıkladım. Bakın bir renklendirme metodu kullanmamışım. Sadece aldığım notun yerini belirtiyorum. Nereden almışım? Ben bu notu nereden almışım? Ne tür bir not almışım? Hemen açıyorum. Buradan mesela şimdi açılacak alt kısmı. Evet. Bakın şu, şurada şöyle bir not almışım arkadaşlar. İşte bu parafta yazar misyonerli faaliyetlerin Amerikan dış politikasının Orta Doğu bölgesi hakkındaki şekillenmesindeki rolü hakkında bilgi vermektedir. Yani ben bir okuma yaptım. Bu okumada mesela tespitler yaptım bu tespitlerde bana yarayacak olan mesela eserde bana yarayacak olan yerleri böyle hemen çizdim. Nasıl çiziyordum arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz şöyle şu şekilde çiziyorum. Evet. Çizdim. Bunları belirttim. Ondan sonra yani çizdikten sonra şurada bir not açtım. Kendimce dedim ki şu yeşil olan bölüm yani summary dediğimiz yeşil olan imge Buna tıkladığımda ben kendimce mesela tespitlerimi yapayım. İlk okumada tespitimi yapayım. Yani ilk okuma tespitlerimi yapayım. Sonrasında mesela burada aldığım notu geliştirirsem yani tekrar mesela buraya dönüp buradaki mesela aldığım not aldığım yerin e, özetlemesini yaparsam e, bunu değiştireyim. Bunu mesela ne yapayım? Turuncu yapayım. Yani aradaki fark ortaya çıksın. Yani ilk okumadan elde edilen notlarla İkinci okumadan elde edilen özetler böyle birbirlerine karışmasın. Notlar belli olsun. Evet e, bu şekilde hazırladım. Bakın mesela şurada bir okuma yapmışım. Okuma yaptıktan sonra da elde ettiğim notlar var. Mesela bunu ilk okumada elde ettiğim notlar. Ne demek mesela bu ilk not? Yani ilk okumada elde edilen not ne demek? Yani şu demek. Eseri okudum. Eserde bana yarayacak yerleri tespit ettim. Onları belirledim. Sonraki ikinci okuma aşamasına hazırladım eseri. Yani eserin bundan sonra tümünü okumayacağım. Sadece bana ait olan şu yerlere tekrar okuyacağım. Ve buralar bu sefer yorumlayacağım. Buralar mesela eseri bu şekilde mesela kullanacağım. Evet ne yapıyorum tabi? Ee, geliyorum mesela başlıyorum mesela yani bütün şeyim bitti artık okumam bitti. Bittikten sonra da buradan başlıyorum açıyorum. Nereden almışım bu notu? Hemen tıklıyorum. Sistem bana gösteriyor. Evet. Şimdi sistem gösteriyor. Tekrar geliyorum bu şekilde. Bu şekilde mesela eseri büyütüyorum. Ondan sonra da şu aldığım not yerini evet şurada mesela tekrar okuyorum. Bu bana mesela yarar mı? Yaramaz mı? Bu burada mesela bir özet çıkartmaya değer mi? Değmez mi? Değer dedik mesela. O yüzden mesela şimdi hemen tıklıyorum buraya. Dışarıdan açıyorum mesela notu. Evet. Not penceresini dışarıdan açıyorum. Açtıktan sonra da bu sefer arkadaşlar şu kısmı siliyorum. Evet, şurayı siliyorum. Sildikten sonra ne yapıyorum? Burada mesela yorum çıkartmaya çalışıyorum yani şu paragraftan. Biliyoruz ki her paragraf nedir arkadaşlar? Her paragraf bir yargı bildirir. Her paragraf bir giriş, gelişme, sonuç bölümünden oluşur. Yani yazar eğer eserini düzgün bir şekilde yazmışsa bu paragrafta bize bir fikir verir arkadaşlar. İşte ben bu paragrafın mesela özetini çıkartabilmem için öyle mesela sıradan bir hareket içerisinde olmam lazım. Farklı bir metot izlemem lazım. O nedenle o metodu nerede izleyeceğim ve nasıl yapacağım ve bu notu nasıl elde edeceğim. Şimdi kesinlikle kendi cümlelerimizle yazıyoruz arkadaşlar. Mesela şu kısımdaki mesela fikriyatı kendi cümlelerimizle yazıyoruz. Kendi cümlelerimizle yazabilmemiz için de mesela ben blokta metodu belirledim. Mesela Cornell metodunu mesela uygulayın dedim özellikle genç arkadaşlara ya da yani bu işe daha yeni girmiş olan arkadaşlar hemen onu nasıl yapıyorum onu da size göstereyim arkadaşlar. Bakın yani bloğa giriyorum şu anda. Celal öne yazdığım zaman hemen blok karşımda arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Yani şurada bakın mesela yardımcı Celal Öney. Bu benim üniversite mesela görebilirim. Bu da blok adresim. Tıkladığım zaman burada anlatmaya çalıştım. Ben verdim. Paylaştım. Nasıl not çıkartılır diye. Ee, şöyle bir araştırma buradan yaparsanız zaten karşınıza çıkacaktır ee, eğer bulamazsanız da e, arama yapabilirsiniz buradan arama yapabilirsiniz mesela girebilir miyiz buraya acaba evet burada Cornell metodu yazdığımız zaman çıkacaktır Cornell metodu şu an zannedersem internette bir sıkıntı var o yüzden pek fazla şey demiyoruz da yani ben şimdi tekrar geleyim size. Ee, programa geleyim. Şimdi özet çıkartmak istediğimiz zaman arkadaşlar ilk başta okuyoruz. Okuduktan sonra da mesela okurken elimizde illahim o Cornell metodu dediğimiz bir şablon olacak. O konuya sonra tekrar değineceğim yani. Özellikle size OneNote programını öğreteceğim. Yani nasıl not alınır, o notlar nasıl buraya iliştirilir, onlarla ilgili de size bilgi vereceğim. Ama size şu anda işin mantığı olarak neyi kastediyorum? Diyorum ki böyle bir paragrafı okuduğunuz zaman, şöyle bir paragrafı okuduğunuz zaman yanınızda mesela diyelim ki kağıt kalem var. Hemen mesela kalemi elimize alıyoruz. Ee, sayfanın bir tarafına anahtar kelimeler yazıyoruz. Mesela işte okuduğumuz zaman bize tekrar mesela burayı kapattıktan sonra aklımıza mesela buradaki hikayeyi canlandırabilecek özel cümleleri mesela burada yakalamaya çalışıyoruz. Özel kelimeleri, özel tarihleri, özel isimleri kendimiz biz mesela notumuzu alıyoruz yan tarafa. Ondan sonra da aldıktan sonra da burada anlatılan yargıyı tekrar mesela burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şu bölümü kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani oturup düşünüyoruz ve olayı o anahtarlar kelimelere, o cümlelere bakar ve tekrar kendimiz yazıyoruz işte. İşte bu yazdığımız yani kendi cümlelerimizle yazdığımız bu olay ne oluyor arkadaşlar? Artık bizim oluyor. Yani burada demek istediğim bir intihale söz konusu mal vermiyor yani arkadaşlar. Çünkü sizin ağzınızdan çıkmış orijinal cümle. O nedenle internette başka bir yerde yok. Ne yaptık arkadaşlar? İlk okumada yazıyı tespit ettik. İkinci okumada da ne yaptık arkadaşlar? Oradan özet çıkardık. Oradan özet çıkardık. İşte özet çıkartırken nasıl bir yol izleyeceğiz. Burası da önemli. Bu konu hakkında da size bilgi vermeye çalışacağım. Tekrardan. Aslında ben blokta yazdım. blokta özellikle kornel metodu, not nasıl çıkartılır gibi bilgiler vermeye çalıştım. Orada kayıtlıdır. Oradan mesela araştırdığınız zaman sizin karşınıza çıkacaklar arkadaşlar. Evet. Böyle 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 devam ediyoruz. Bunları mesela ne yapacağız? E, pembeye çevireceğiz. Yani hepsini yorumlayacağız. Yorumladıklarınız. Zaten program yorumladığınız zaman bu fikriyatın yani bu e, cümlenin bu özetin nereden aldığını buradan gösteriyor sayfa 16'dan ondan sonra buradan da gösterebiliyor yarın işte mesela bu e, şeylerimizle aldığımız notlarla eseri yazmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bir de mesela şunu da şuradan da bahsedeyim. Mesela diyelim ki şunu pembeye çevirdik. Evet pembe koment oldu. Artık mesela bir yorum oldu. Ondan sonra burada mesela gittik yazımızı getirdik. Buraya da yapıştırdık kendi yazımızı. Ondan sonra zaten sayfa numarası belli. Ha istediğimiz zaman yani bu sefer de mesela ne yapıyoruz? Bunu kategorize ediyoruz. Ne yapıyoruz? Şu kategoriye, şu başlık altına, şu başlık altına hepsini mesela sıralamasını yapıyoruz. Yani başlıkları böyle bu şekilde dolduruyoruz bu şekilde doldurduğumuzda başlıklar artık doluyor. Dolunca da yani belli bir süre tabi bir gün değil iki gün değil bir yıl sürüyor tabi arkadaşlar. Bakın bir yıl sürüyor altını çiziyorum not alma olayı. Ondan sonra da artık eminsek başlıkları mesela yani okuyoruz. Ondan sonra birbirlerine bağlıyoruz notlar arasında yani şu alanda. Evet şu alanda birbirlerine bağlıyoruz. Ondan sonra da başlığı yazdı diyoruz. Ba sistem gidiyor. Başlığı bu arada yazıyor. Ondan sonra o başlıkta kullanılan mesela notlar nereden alınması hepsini teker teker dipnotunu veriyor. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Tekrar bu konuya değineceğim. Şimdi bu dersimizde ne öğrendik? Bu dersimizde birinci okuma aşaması nedir? İkinci okuma aşaması nedir? İkinci okuma aşamasında yani not neye dönüşmesi lazım? Onunla ilgili bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Tekrar bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.